Çok değerli basın mensupları, sizleri ve sizlerin aracılığıyla herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 19 yıllık AK Parti iktidarının 19 yıldır milletimize, bizlere söylediği, en sık söylediği şey reform. Millet, seçmen her türlü yetkiyi verdi. 19 yıldır tek başına yönetiyorlar. Eğitim alanında, ekonomide, adalet alanında, her alanda sürekli stratejik planlar, belgeler açıklıyorlar ve bunları reform olarak niteliyorlar. Şu sizlere gösterdiğim yargı reformu strateji belgesi. 30 Mayıs 2019 tarihinde sarayda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 30 Mayıs 2019 tarihinde yargı reformu strateji belgesi. Ve dediler ki biz bununla ilgili her yıl Adalet Bakanlığı'nın sitesinde izleme ve değerlendirme raporu yayınlayacağız dediler. Bir bakın lütfen Adalet Bakanlığı'nın sitesinde bir rapor bulabilir misiniz acaba? Ciddiyetsizlik had safhada. Devlet ciddiyetle yönetilir. Değerli basın mensupları. Bu belgenin içinden bazı şeyler okuyacağım size. 30 Mayıs 2019'da bu belge sarayda açıklandığı gün biz yine basın toplantısı yapmıştık. Kanser hastası aspirinle tedavi edilmeye çalışılıyor demiştik. Bunun içeriğine göre. Dağ fare doğurdu demiştik. Ama bugün dağın fare dağı doğuramadığı günlerdeyiz. Değerli basın mensupları, bu belgede 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan yargı reform strateji belgesinde örneğin diyor ki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilecektir. Etkili çözümler geliştirilecektir. Ama bu belgeden çok sonra örneğin Enis Berberoğlu davasında yaşadıklarımız, örneğin Osman Kavala kararları, AİHM kararlarına, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir zihniyet zaten reform yapamaz. Bu belgeden başka bir cümle. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanunda ve diğer kanunlarda yer alan erişim engelleme usulleri ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak gerekli değişiklikler yapılacaktır. 30 Mayıs 2019'da söylemiş AK Parti Genel Başkanı. 2019 sonu itibariyle kapanan internet sitesi sayısı 408.494. Oda TV bugün itibariyle 363 gündür kapalı. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş büyüklerimiz. Uygulamaya baktığınızda her şey çok açık görülüyor. Yine deniyor ki bu strateji belgesinde de sürekli söylenen şey yargıçlar için coğrafi teminat. Ya elinizden tutan mı var coğrafi teminat getirmek için? 2020 yılında Hakimler Savcılar Kurulu kararı ile adli yargıda yalnızca adli yargıda 4261 hakim savcının yerini değiştirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde tazminat davaları açılıyor. O davalara bakan hakimler bile değiştiriliyor. İşlerine gelmediği zaman. Bu mu güvence? Bu mu güvence? Asıl sorun uygulamada. Asıl zihniyette reform yapılması lazım. Bu iktidarın değişmesi lazım. Yeni bir yönetim anlayışına ülkemizin çok ihtiyacı var. Yine deniyor ki, hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecektir. Hukuk fakülteleri çok önemli. Adalet için, iyi yetişmiş hakim, savcı, avukatlar için. Değil mi? Daha birkaç hafta önce hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niteliğinden bahsedenler, daha birkaç hafta önce iki tane yeni hukuk fakültesi açtılar. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla açıldı. Biri Boğaziçi Üniversitesi'nde. 86 tane hukuk fakültesi var ülkemizde değerli basın mensupları. 86 tane
hukuk fakültesi var. Bir örnek vereceğim. Anayasa tartışmaları da çok gündemde ya. Ülkemizde kaç tane anayasa hukuku doçenti var biliyor musunuz? 15 tane. Kaç tane anayasa hukuku profesörü var biliyor musunuz? 31 tane. 86 tane hukuk fakültemiz var. Hala hukuk fakültesi açan zihniyet yargıda reform yapacakmış. Bu paylaştıklarım 2019 tarihli yargı reformu strateji belgesinden. Yani dünden değil. Dünden değil. Ama görüyoruz ki gerçekten biliyorsunuz bütün bu reformları da, bütün bu strateji belgelerini de, planları da bizzat AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan reform konusunda yalancı çobandır. Yalancı çobandır değerli basın mensupları. Uygulama da zaten gerçeği bize gösteriyor. Değerli basın mensupları, uygulamada çok ciddi sorunlarımız var. Adaletsizlik büyüyor. Hukuksuzluklar büyüyor. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek de olmaz. Hukuk devleti değilseniz kendi vatandaşınıza da dünyaya da güven veremezsiniz. Güveninizi ve itibarınızı kaybedersiniz. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son yerel seçimlerde İstanbul'u iki kez kaybettikten sonra dengesini de kaybetti. Yargı reformundan bahsediyorlar, adaletten bahsediyorlar ama İstanbul'u kaybettikten sonra İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu 10 yıla yakın hapis cezasıyla çarptırıldı. Niçin? Düşüncelerinden dolayı. Niçin? Eleştirilerinden dolayı. Ne güzel söylüyor AK Parti Genel Başkanı. Düşüncelerini açıkladığı için, eleştiri yaptığı için hiç kimse özgürlüğünden mahrum bırakılamazmış. Bu hapis cezaları ne? İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı seçildikten tam 2 gün sonra düğmeye basıldı, soruşturma başladı. Ve şimdi ağır, yüksek hapis cezalarıyla karşı karşıya. Bakalım yüksek yargı düşünceyi, eleştiriyi, ifade özgürlüğünü koruyabilecek mi? Baskı altında kalmazsa koruyacağına inanıyoruz. Çok çarpıcı bir örnek daha. İstanbul'u 2 kez kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul'un 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı, seçilmiş kişisi Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor. 2 yıla kadar. Ordu'da görülüyor dava. Ordu Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Ekrem İmamoğlu'nu da cezalandırmak istiyorlar. Korku o kadar büyümüş ki sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Korku büyüdükçe otoriterleşiyor. Otoriterleştikçe hata yapıyorlar. Hata yaptıkça da adaleti zedeliyorlar. Değerli basın mensupları, birkaç örnek vereceğim. Son dönemlerde çok yaşanıyor. Sabaha karşı 4'te 5'te insanların evlerinin kapısını kırıp evlere giriyorlar. Çocuklarının önünde yatırıp ters kelepçe yapıyorlar. Gözaltına alıyorlar. Bunu yasalar mı emrediyor? Yoksa saray iktidarı mı? Yoksa bizi yöneten zihniyet mi? Hani yargı reformundan bahsedenlere söylüyorum. Mevcut yasal mevzuatımız ne diyor? Davetiye gönder, çağır, ifadesini al. Medeni bir şekilde. Zihniyet. Zihniyette reform çok çok önemli. Adaletsizlik büyüdükçe ekonomideki, siyasi krizdeki bütün krizler büyüyor. Zaten tek adam sistemleri ne adalette ne siyasette hiçbir krizi çözemezler. Her gün belge açıklıyorlar. Her gün reform diyorlar. 2023'te daha önce açıkladığı kalkınma planlarına göre kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacak. Onu taahhüt ettiler millete. Onu söylediler. 25 bin dolar olacak. Şimdi 8 bin dolarlara kadar düştü. Söylenenlerle gerçekler maalesef çok farklı.
iktidar bir yalancı çobana dönüşmüş durumda. Son olarak değerli basın mensupları, son söz olarak da Atilla İlhan'a saygıyla bitirmek istiyorum. Ne reformlar gördük, zaten yoktular. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Soru varsa alabilirim. Efendim, Cumhurbaşkanı dün de açıklamalarında aslında yeni anayasayla ilgili yeniden bu konu başlığına girdi. Ve tabii bunu da sıklıkla dile getiriyor. CHP'nin anayasayla ilgili tavrı, duruşu ne olacak acaba? Partimizin duruşu çok net. Demokratik bir hukuk devletinin tesisi için iki şey yapacağız. Hükümet sistemi çok önemli. Mevcut sisteme artık güvende kalmadı. Bir, güçlendirilmiş parlamenter sistem. İki, bağımsız ve tarafsız yargı. Demokratik hukuk devleti için bunları yapacağız. Bunları biz yapacağız. İlk seçimde iktidar olacağız. Yeni seçilen Cumhurbaşkanımızla birlikte bizler de mecliste bunu toplumsal uzlaşmayla gerçekleştireceğiz. Yeni anayasadan bahsedenler, çok somut bir örnek vermek istiyorum. 16 Nisan 2017 tarihli OHAL döneminde yapılan referandumla biliyorsunuz anayasada değişiklikler yapıldı. Bir değişiklik de şu. Anayasanın 105 ve 106. maddelerini bir hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için özel bir koruma getirildi. Hani bugün milletvekili dokunulmazlıklarını tartışıyoruz ya. Cumhurbaşkanı ve bakanlar için yaşam boyu süren mutlak bir dokunulmazlık ve cezai sorumsuzluk zırhı getirildi. Yani Cumhurbaşkanı veya bir bakan görevini bıraktıktan sonra dahi yargılanabilmesi için 400 elin kalkması lazım mecliste. 400 elin. Bunu getirdiler anayasaya. Fiilen imkansız bir durum. Yani cezai sorumlulukları artık mümkün değil. Örneğin bunu değiştirecekler mi? Bunu sormak lazım. Yeni anayasa diyorsunuz. Hazırlayacağınız yeni anayasada bu mutlak dokunulmazlıktan, bu cezai sorumsuzluk halinden vazgeçecek misiniz? Adaletin önünde millete hesap verecek misiniz? Kesinlikle samimi değiller. Kesinlikle değiller ama biz ilk seçimden sonra milletimizle birlikte bunu yapacağız. Efendim, ATV Haber'den Samet Özsaylan. Bugün Teoman Sancar'ın bir açıklaması oldu. O açıklamada şantajcıya inanıp partim beni harcadı, partim beni istifaya zorladı dedi. Bu açıklamalar genel merkezde konuşuldu mu? Sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Konu dışında bu soruyu cevaplamayı çok uygun bulmuyorum. Herkesin kendi takdiridir, iradesidir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.